yaptığın için. Bence de. Hayırlı günleriniz, hayırlı cumalarınız olsun. Sevgili can dostlarım, Almanya'da gurbetçi ailenin evine hoş geldiniz. Bu kadın beni yine uykudan uyandırdı. Baktım buraya kahve olmuş. Ercan diyor kahve iç diyor. Ben istemiyorum diyor. Uykun kaçırsın diyor. E ne yapacaksın dedi. Beni yine alışverişe götürüyor. Ben ne yapayım bunu? Selamun aleyküm değerli kıymetli gönül dostlarımız. Almanya'da gurbetçi ailenin evine hoş geldiniz. Efendim bu gece sahura kalkacağız. Yarın Allah nasip eder de bize layık görürse de ilk orucumuzu ağzımız kapalı bir şekilde karşılayacağız değerli dostlar. Biliyorsunuz 11 ayın sultanı geldi. Telaş, heyecan başladı. Evet efendim. Vallahi ben birkaç gün öncelerinden temizliğimi falan yapmıştım. Biliyorsunuz çekmiyordum. Size de demiştim temizlik falan çekmedim diye ama evleri falan yaptık. İşimiz bitirmiştik. Ama market alışverişi evde fazla eksiğim yok diye almamıştım. Bugün de biraz şöyle bu gece çocuklarım sahura kalkacak. Allah nasip ederse inşallah. Efendim hem çocuklar için dedim sahur için biraz alışveriş yapayım. Biraz hurma falan alayım. Çok abartılı bir alışveriş yapmayacağım ama Ramazan alışverişi yapacağım. Bir Türk marketine gideceğim. Bir Lidl'e uğrayacağım. Mantı. Oradan mantı. Yani böyle bir rutin bir günümüz olacak değerli dostlar. Allah nasip ederse de sahuru çekeceğim size. Sahurda da çocuklarıma hazırladığım Allah'ın bize nasip ettiği yiyeceklerden sizlerle böyle bir paylaşımda bulunacağım. İnşallah sonra da ertesi güne de Allah büyük iftara neler hazırlayacağız. Elimden geldikçe sizlere böyle bir şeyler yapacağım. Evimde olan dostlar ben hani öyle şu ay bugün şunu yapayım böyle o gün evimde ne varsa... Sahura güzel bir şey hazırlarsan ben de kalkacağım. Tamam. Hani o gün o günlüğümde ne vardı neydi hani böyle özel bir yemekler hazırlamayacağım. Yok, gerek yok. Çünkü ben ne yiyorsam onu hazırlayacağım değerli dostlar. Öyle. Abartılı ne biliyorsunuz var? Geçen seneki vlogumda da zaten biliyorsunuz. Yani böyle kıymetli bacılarım şimdiden kurban olduğum Allah oruç tutan. Bütün kardeşlerimin ümmeti Muhammed'in oruçlarını kabul eylesin. Amin. Rabbim mübarek. Ramazan-ı Şerif'in hayırla, bereketle, feyizleriyle evlerinize dolsun, tatsın. Değerli evet. Dostlar bu aylarda İnşallah. Kalp gönül kırmadığımız, böyle kimsenin ahını almadığımız çok güzel bir Ramazan'la böyle Kadir gecesine kavuşup orada da günahlarımızı, tövbelerimizi Rabbimize yapacağımız ve hayırlısıyla bayrama geçeceğimiz günler olsun inşallah. Değerli gönül dostları, Rabbim hasta kardeşlerimize de bu aylar yüzü soyu hürmetine şifalar versin. Boşlu kardeşlerimizin boşlarına kolaylıklar çıkarsın evet. Kurban olduğum Allah. Evinde huzursuzluğu olan bir sürü duyuyoruz değerli dostlar. Kız kardeşlerimiz var. Rabbim onların da yar ve yardımcısı olsun. Evlerine huzur, mutluluk, sevgi, aşk, muhabbet dolsun. Evlatlarıyla sorunları olan kız kardeşlerim var. Instagram'dan falan bazen konuştuğumda söylüyorlar. Rabbim evlatlarına hidayet versin, akıl, fikir, doğru yol göstersin. Değerli gönül dostları böyle bir açılış yaptım kızlar. Çenem düştü. Hakkınızı helal edin. Alıştık Selma. Şimdi beni yarın izleyeceksiniz. Ağızlarınız oruçlu olacak. Kurban olduğum Allah oruçları tutma gücü, kuvveti versin. İbadetlerimize Rabbime layık bir şekilde yapabilme gücü versin. Değerli gönül dostlarım. Ben bir söz duymuştum. O kadar güzeldi ki ah almayan kalplerin kalplerin duasında buluşmak üzere diyelim. Canlar şimdi biz Ercan kahvesini bitirdi. Benim biraz kaldı. Ben kahvemi de içeyim. Ercan Bey de üzerine... Kahvemi içtim ama benim daha gözlerim açılmadı. Hemen kalktım. Ercan'a dedim ki Ercan akşam oldu. Hadi gidiverek de dedim. Alıverelim. Ondan sonra buna bir kahve yaptım. Hemen kahveni içtim. Bir de acılı yaptım ki uykusu kalsın diye de kaçmıyor adam. O nasip ederse bu senede orucunu tutacak Talha'mın sahurda sevdiği yemeklerden, kahvaltılıklardan hazırlayacağım. Hatta ona soruyorum ne alayım oğlum gece size ne hazırlayayım. Okula tatilde oldu daha evet, güzel. Orçun da dedi anne dedi beni de kaldır gece ben de tutacağım buradayken yanındayken ne tutturursam Orçun'a o kardır değerli gönül dostlarım. Lütfen benim ama için beni o kardır. Lütfen beni rahat. Orçun'un da praktikumu bitti yani stajı bitti. Biliyorsunuz çiçek almıştı hanımefendiye çiçeğini vermişti onlar da Orçun'a hediye vermişler. Ablaları böyle bir tane çikolata paketi vermiş. Ondan sonra bir de böyle önlük. Kıyafet vermişler efendim. Önlük. Şöyle göster. Önlük yani. Şöyle önlük. Bir önlük hediye etmişler Orçun'a.
okulun bitince Orçun demişler, bu sana bizde hediye olsun, giyersin demişler. Doktor önlüğü. Böyle bir doktor önlüğü hediye etmişler. Bir de pantolonuyla gömleği vardı. Onlar Orçun orada giymişti. Ben onları yıkayacağım. Bu şey giyilmemişti. Bunu da Orçun'a hediye vermişler. Tabii bu da bizim gururumuz olur. Mutlu oluruz. O kadar şeyler ki efendim, gerçekten ben hani bu insanlar o kadar düşünceliler ki şeyini bile vermişler değerli dostlar. Düğmelerini bile koymuşlar biliyor musunuz? Helal olsun. Şerse diyelim. Ne diyelim? Ne iyi ya, bilmiyorum ya. Ben de dedim hani bunları kaldırayım. Orçun inşallah mezun olduğu gün saklayayım da dedim. Yıkarım, bitirelim oğluma hediyesini. Veririm dedim. Bunu da zaten bizde yiyen yok. Bunu da bir Alman komşuma hediye ederim. Alkol falan hiçbir şey yok ama bizde yenmiyor. Efendim? Ya yarın oruç açılacak. Çenen düştü Selma. Vay da benim çene düştü. Oruç açılana kadar Selma konuşur. Kendisi biz gidelim alalım. Kavga döş gitmede olmadan. Şimdi zaten yolda başının etini yerim ben bunu yine. Kesinlikle. Oo, hem de nasıl yer değerli gönül dostlar. Hem de nasıl. Düzü uyuyordu burada bebek gibi mışır. Yarın ne yapacağız yemek olarak? Var mı bir şey? Yarın olsun. Ya Tuğçe sen de diyorsun ki hep diyor ki yarına da hazırlarım. Ben planlarım bir şeyler, onları yaparız. Değerli gönül dostları, ben size bir hanımefendiden bahsedeceğim. Bu kız kardeşim de Almanya'da vlog kanalları, vlog çekiyor yani. Bizim gibi gurbetçi bir kız kardeşimiz. Hanımefendi Adanalı, eşi Sivaslıymış. Ondan sonra böyle kendisini... Adana'nın yolları taştan. Gerisi yok bizde. Geliyor Sivaslı kocası. Baştan. Duygu ve Emre kardeşimiz efendim. Duygu, Emre, Almanya vlog diye vloglar kanallarının ismi. Ben bunları topluluğumda paylaştım. Bu kız kardeşimizin. Şöyle gelsene Tuğçe. Şöyle bakın. Böyle paylaşım yapmıştım. Bu kız kardeşimiz de çok emek vermiş. Çok uğraşmış. Değerli dostlar biliyor musunuz? Hepimiz bu YouTube mecrasında kanalları olan birçok kanalcı kardeşim bilir. Küçük kanalların durumları çok... Nasıl diyeyim size? Vahim. Vahim efendim, evet. Hani vlog çekiyorsunuz bir hevesle, bir şeyler yapıyorsunuz. Aa hadi diyorsunuz, hani emeklerinizi veriyorsunuz. Evlerinizi hiç tanımadığımız insanlara açıyoruz. Ve oturup başını bekliyoruz videolarımızı biliyor musunuz? İzlenecek mi? İnsanlar bizi görüp sevip gelecekler mi diye hep bir umut ediyoruz. Maalesef öyle bir şansı olmuyor YouTube'da küçük kanalların, çünkü önerilere çıkmıyor. İzlemeler olmadığı için. Göremiyorum. Aboneler olmadığı için kanalı olmayan hanımefendiler, beyefendiler videolarımızı görmedikleri için de gelemiyorlar. Evet. Bu kız kardeşim de aynı benim gibi kimsesiz. Ya nasıl diyeyim? Şanssız birisi. Hep üzülüyor. Ya diyor abla, ya diyor. O kadar emek veriyorum. Uğraşıyorum ama izlenilmeyince o kadar modum düşüyor ki diyor. Karı koca çalışıyoruz diyor. O zamanımda bile diyor vlog çekmeye çalışıyorum diyor. Ama olmayınca o kadar moralim bozuluyor ki diyor. Ben çok çabaladım, çok emek verdim. Hani uğraştım ama istediğiniz yerde misiniz, değilsiniz. Olsun, ben buna da şükrederim. Azla hani aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz. Olsun, Rabbime şükürler olsun. Benim yani o kadar güzel, gönlü güzel kız kardeşlerim, ablalarım ve ağabeylerim var ki Allah onlardan razı olsun. Her zaman bana destek olurlar, motive ederler bizi. Biz o yönden şanslıyım diye kendimi hep böyle mutlu ediyorum efendim. Sen kanalın ismini söyle, vlog da oluyor. Duygu Emre Almanya Vlog. Değerli dostlar, topluluğuma bu bacımın video vlogunu paylaştım. Sizlerden destek istiyor. Abla diyor bana diyor. Hani destek olurlarsa diyor, ablalar, abiler, kız kardeşlerim diyor. Bizim gibi aynı günlük vloglar. Eğer giderseniz, destek olursanız biz de minnettar oluruz. Çok tatlı bir aile. Düştü çene, düştü. Canlar hadi. Evet. Biz şimdi markete gidelim. Talha. Talha görüyorsunuz mu? Evde top oynuyoruz efendim. Can sıkılıyor. Gel buraya. Gel buraya. Gel bakayım. Ercan şimdi kahvemi döken hayatım. Hadi canlar, ben gideyim bakayım marketler zamlanmış mı? Kızlar hiç bugün, sormayın. Bugün tam da fuar açıldı. Ramazan günü geliyor ya. Biz gitmiyoruz oraya. Değerli dostlar, onu diyecektim. Ne? Dün bana Hacer kız kardeşim. Hacer'cim, buradan sana selam gönderiyorum. Bana bir yorum yazmış. Selma abla, Almanya'da 1 litrelik yağlar 4.99 mu oldu? Kız dedim bilmiyorum. Ay ben bunu araştırırım.
İnanın hemen markete koştur koştur markete gittik Ercan'la. Akşam market kapanacak. Evet. Ercan'a dedim inanmadı Ercan. Neyse canlar marketlere gittik bir tane bile yağ yok. Hatta birazcık çektim marketten. Birkaç tane böyle en pahalı yağlar var. Daha bile koymamışlar. Buralara yağ gelmemiş. Ne Aldi'de var ne Reve'de var. Lidl'i görmedim. Bakın Lidl'e gitmedim. Bir Aldi bir de Reve'yi çektim ben. Hiç yağ yok. Ay dedim. Neyse oturuyorum. Buradan Nur canım seni çok seviyorum. Güzel hemşerim selam gönderiyorum. Nur bana bir tane resim attı. Selma dedi. Gözümüz aydın. Yağlar dedi. 5 euro olmuş. Yani 4 euro 99 sent bir litre. Abo dedim şok oldum. Yani gurbetçilerin çoğu şok oldular. Hadi yağ dediler. Hatta bir abla yazmış Selma gerçekten mi o kadar? Abla dedim bizim burada daha yok ama dedim. Bazı bölgelerde olmuş. Sibel'im yazmış. Sibel'cim selam olsun. Selma bizim burada 6 küsürlerde. Hadi kız dedim. Bir de ona şok oldum. Bir kız kardeşim demiş ki hadi gözümüz aydın Selma abla demiş. Sanki gören bilmeyen de Selma gözümüz aydın nur topu gibi 1 kilo zeytinyağı 5 euro olmuş kız. Bugün de bir kız kardeşim yazmış. Selma Hanım gittim 2 tane yağ aldım 10 euro verdim geldim gözüm aydın demiş. Ay arkadaşlar gerçekten Almanya'daki gurbetçiler zamlarda şok geçirdik. Gerçekten de şok olduk. Allah hepimizi. Sen haftaya bekle. Şok üstüne şok yaşayacak. Evet öyleymiş efendim. Bekleyin. Haftaya şok üstüne şoklar yaşanacak. Yes. Allah tüm dünyadaki bakın ben hani insan ayrımcılığı dil, din, asla yapmam. Allah dünyadaki dar gerilli, orta gerilli bütün kardeşlerimin yar ve yardımcısı olsun. Amin. Şu mübarek Ramazanlar yüzü suyu hürmetine yaşlı dedelerimizin, nenelerimizin, hasta kardeşlerimizin dualarıyla kurban olduğum Allah herkese yardım etsin. Amin. Hadi İşimiz de. Çok zor değerli dostlar. Almanya'da gerçekten eski Almanya kalmadı. Artık buralarda eskiden daha uygun alışverişler yapıyorduk ama artık 100 eurolar, 200 eurolar pul oldu. Bitti, pul oldu. Bundan sonra ya eski dünya yandık ki ne yandık. Allah'ım hepimizin yardımcısı olsun değerli dostlar. Evet gönül dostları. Ercan ben bir şey daha diyecektim. Ha, biz azıcık para harcamaya gidelim. Bizi para kaşıyor biz gidelim. Ay sonunu zor getiriyoruz vallahi. İnanın bundan sonra daha zorlanacağız. Fatma Taş ablam seni böyle öpücüklerle öpüyor. Senin o güzel yanaklarından. Senin desteğin için. Allah senden razı olsun diyorum. Hadi kızlar. Ama bana biz daha geliyoruz. Böyle yapmadı. Ne oldu? Fatma abla seni kıskandı. Allah kıskandı. Daha ne yapıyorsunuz? Hadi gidelim. Bir şey daha anlatacağım bana da. Dur Seyda bir nokta oldu Seyma. Bir nokta oldu Seyma. Ecan yapma öyle. Oo, alın bu adamı. Ya vallahi bile yemin ederim. Konuşsun da bana iki kelime kalmıyor. Ne Ecan? Bağırma. Biz bağırarak konuşuyoruz da yarın millet oruçlu olacak başları ağrır. Bence uyanırlar. Hadi. Canlar hadi bizim markete gidelim. Hadi gidelim. Dışarıya çıktık Ercan'la. Evet gidiyoruz. Edibidi. Edibidi sokağa çıktık biz. Şimdi ne yapacağız? Markete doğru gideceğiz. Markette alışveriş Türk marketi. Bir de gidersek dibine gidiyoruz. Ay bikle bakın canlar. Ercan'ı seviyor. Evet. Hadi. Neye kızdın? Neye? Oy kıyamam sana. Ha. Ay oğlum sen YouTube'a çıkacaksın. Haberin var mı senin? Ha canımın içi. Ha. Ne oldu? Canlar bakın. Tamam. Kızıma göndereceğim. Ercan resmini çeksene ablanın. Köpekle resmini. Anam şuna bakın canlar. İzin veriyor mu hanımefendi? Canlar bakar mısınız? Anam şu sevimli. Bir şey anlatıyor. Evet kızlar. Biz şimdi Ercan'la bir markete gidelim. Vlogum dolmasın. Markette görüşürüz. Çekebilirsem markette çekerim. Çekemezsem aldıklarımı evde gösteririm. Hadi canlar. Ben çiçek hastasıyım. Evet. Bakar mısınız şu çiçeklerin güzelliğine canlar? Ne güzel değil mi? İnsan böyle canlanıyor ya çiçekleri görünce. Evet şimdi bir Edeka'ya girelim. Çilekler var bizi çilekler karşıladı. Ay çilekler güzelmiş Ercan. Ne kadar? 1.77 az baksana uygunmuş. Dediler 1 euro 59 sente gelmiş patates. 2 kilo mu bu?
Galiba 1 kiloymuş efendim. Bir tane alıyorum. Güzel seçtin mi? Evet, bir tane. Akşam sahurda çocuklar yer. Tabii arkadaşlar, 2 dakika ben seçeyim. Evet canlar, şöyle biz şeylerden seçelim. Şunlar bizim bahçede büyüyor. Bir kere bile yapıp yemedik ha. Bunlar kız sebzeleri soğanlar, hala. Soğanlar, yeşil soğan da güzelmiş. 90 kuruş. He, 90, 89. Evet canlar, bakın. Hepsi şahane. İşte bunları yiyeceğiz de zayıflamak istiyorsak, değil mi? Yoğurda katın katın gel. Hadi Ercan, gel şu yağlara bir bak. İşçiye yağların yerini sorduk. Bakalım var mı? Arkadaşlar hiç yağ yok. Bakın sadece bunlar var diyor. Alırsanız diyor. Yerseniz diyor. Margarinli yağlar var diyor. Geri gel, gelecek miymiş Erco? Değerli yok, dostlar yok. Bakın hiç yok. Şunlar var, rak diyor. Böyle şey var, 5 lira. Şu var ya, şu kaç litre? 500 litre, 5 kaç, 1 litre 5 oluyor. Şunlar var değerli dostlar. Evet canlar, biz Lidl'e geldik. Üzümler var 3.79'a. Elma var. Limon var. Çeri domatesler var 2.50'ye. Burada da böyle hurmalar var 1.99'a. Çekirdeksiz bu hurmalar. İnciller var burada. Karpuz var. Karpuz yemezler değil mi? Ekmekler bile kalmamış, bakar mısınız? Patlıcan koymuşlar şöyle bio. Bio tanesi 1 euro efendim. Evet, böyle bio salatalıklar var. 99 sent. Şöyle görürseniz. Burada da domatesler 3.29, öyle yani. Efendim bakın, burada da şeker var. Yumurtalar var ama un yok. Bakın şurası un yeri ama onun yerine yumurta konmuş. Yumurtalar 2 euro 29 ile 3 euro 19, 3 euro 29. Değişiyor. Yağ da yok. Efendim şimdi bakın yağa. Sütler de pahalanmış canlar. 80 sent olmuş. 1 litresi sütler. Normal süt bunlar. 88, değişiyor. Anam hep şunlardan var. Canlar bakın, burada yağlar vardı. Yerleri bomboş. Bakın daha burada 1.79 yazıyor bakın. Ama ev başına 3 kilo 3 litre alabilirsin. 3 şişe alabiliyorsun ama maalesef hiçbir şey yok. O zamlı şekilde gelecek, orası pahalanacak. Canlar biz ne yapalım? Şimdi Ercan'la bir alışveriş yapalım. Evde buluşuruz. Canlar biz Türk Marketi'ne geldik. Şöyle size çaktırmadan göstereyim. Bakar mısınız? Çok kalabalık. Arap, Türk, Müslüman, Bulgarlar, Bosnalısı, herkes var. Ben de bir tane yeşil biber alıyorum. Bir tane de şuradan kırmızı paprika alacağım. 1.79 paprikalar 1 euro 50 sentte bunlar canlar. Patlıcanların fiyatı yazmıyor. Salatalıkta 3 euro 49 sent. Hem de daha güzel. Evet Ercan biraz önce başka, bu da daha güzelmiş, çıtır çıtır. Ya işte neyse, burada da kabaklar var 5 euroya, çok güzelmiş ha, kabak dolması falan yapmak için. Şimdi burada hurmalara bakıyoruz. Şöyle bir hurma 6.99, şöyle bir tane var 5.50, şöyle bir hurma 4.99 ama hangisini alacağız bilmiyorum. Bir de ucuzları var 2 euro 79 sent. Şunlar sanki çok az ama anam bilmiyorum ki. Ercan'la bir hurma seçeceğiz dostlar. Evet. Böyle Medine hurması var. Şuncacık bakın şu kadar, 900 gram 12 euro. Şunlar zaten 45 euro. Biz hangisinden alıyorduk? Şu onun küçüğü de 12 euro. Anam Medine'den geliyor. Niye bu kadar pahalısın? Ucuz olsun. Değil mi? Ne olacak sanki? Yeri. Buradakiler de güya ucuz olanları, değerli dostlar. İşte şunlar. 4 euro. Biz de bunları sevmiyoruz. Almanya'da hakiki zeytinyağlar bakın. 39 euro. Kaç litre Ercan? 2 litre mi? 4 litre kaç? 40 euro efendim. Şöyle 5 litre teneke 40 euro. Şöyle bakın orada göstereyim size.
Bu da olivinler 1 litreleri 9.50. 7.50 küçük boyutuna göre düşüyor fiyatlar. Bakın tavuk göğüs almak için geldim de. Bakar mısınız? Burada da Ramazan hurması ve şerbeti dağıtıyorlarmış. Şu hurmanı aldık ama beyefendi hiç diyor kalmamış diyor. Bunu da öyle tadımlık olarak vermiş bize. Burada da soslar var. Tadına bakın diyor. Ama ben bakmadım. Hurmanın tadına baktım ama. Çok güzelmiş ama burada satılmıyormuş. Kendi yanında getiriyormuş. Ben bir tavuk göğüsü alacağım canlar. Sıra bekliyoruz. Güzel değil mi? Ercan'da hurma çok güzel. Arabistan hurmasıymış gel. Evet canlar. Ercan tavuk göğsünü alıyor orada. Kilosu 8 euroymuş. 1 kilo 200 lira. Ha tamam. 1 kilo aldırdım. Evde de biraz var da. Bakın. Cüzdan bende. Fiyatlar böyle değerli dostlar. 8 euroydu. Ben de işte 1 kilo falan aldırdım. Böyle göstereyim. Neyse ben şimdi şuradan sosis falan alacağım. Evet arkadaşlar biz alışveriş yapıyorduk markette. Danimarka'dan bizi takip ediyorlar takipçilerimiz. Şimdi onlarla karşılaştık. Vallahi mutlu oldum. Buraya alışverişe gelmişler. Beğeniyor musun bizim vlogları? Evet. Abiye çok gülüyorum. Almanya'da gurbetçi aile ve takipçi bacılarımıza ne dersin buradan? Evet. Ramazanlarını kutlamak evet. İster mi? Evet, hepsinde Ramazan'ı kutlu olsun. Allah razı olsun. Amin. Evet canlar. Size de bol bol takipçiler, bol aboneler, bol takipçiler. Vallahi çok mutlu oldum. Nerelisiniz? Sivas. Aa Sivas şarkıcı. Sivas şarkıcı. Ercan hemşerileri. Vallahi mutlu oldum. Bekleriz bir gün yapın. Teşekkür ederim. Yerlerimiz yakın. Siz de bize buyurun gelin. Her zaman vallahi bekleriz. Arkadaşlar. Vallahi kız kardeşimizle buluştuk takipçilerimizle. Vallahi mutlu oldum değerli dostlar. Hem de Ramazan'ın ilk arifesi diyelim. Ay çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum tanıştığıma. Canlar ben şimdi arkadaşımla bir güzel vedalaşayım. Gene döneriz. Hadi bir el sallayalım beraber. Evet canlar biz alışverişleri yaptık. Şimdi kasaya geldik ve takipçimizle de karşılaştık gördünüz. Ay vallahi bayağı mutlu oldum. Ramazan olunca ne olur efendim? Baklava olur değil mi? Bakar mısınız? Baklava 15 euro kilogramı efendim. Yok Ercan tepsisi mi 15? Yok kilosu değil mi? Kilo. Evet kilosu 15 euro değerli dostlar. Şöyle bakar mısınız? Oruç olunca bunlardan hepsinden isteyecek canlarımız. Burada da tulumba var. Tulumba iç açıcı durmuyor. Yağısı donmuş. Burada da böyle pastalar var. Turtalar. Elmalı pastalar. Ve en sevdiğim şekerler bunlar benim. Ben burada çene çalıyorum. Yap. Değil mi Ercan? Kolay gelsin. Artık aldıklarımızı da. Neler aldık? Kaç para harcadık? Evde görüşeceğiz. Ercan fitreler 10 euro. Selamun aleyküm değerli kıymetli gönül dostları. Onlar mı? İyi zam gelmemiş. Niye zam gelmemiş? 15 yapsalardı keşke. Ya vallahi hayırdır gönül dostlarım. Canlar biz evimize geldik. Market alışverişimizi şükür yaptık. Vallahi yarın da biraz birkaç parça bir şeylerimiz şükür olur. Bugünlük bu Türk marketi Alman marketinden Aldi, Lidl karışık alışverişler yaptık. Şükür evimize kavuştuk. Daha ben yemeğimi yapacağım. Bugün biliyorsunuz yarın oruç olacak ya. Yarın biz normal iftar yemeklerimizi hazırlayacağız. Bugün ben normal yemek yapacağım. O yüzden onu çekmeyeceğim. Çok aparatif bir yemek hazırlayacağım. Çünkü sahurda çocuklar hani açıksınlar da iyice yesinler diye aparatif yedireceğim çocuklarıma. Kurnazım. Yumurta. Yumurta aldım gene aldım. Olur. Evde vardı. Siz olun kardeşlerim. Eşlerinizle alışverişe gitmeyin. Gidin. Niye gitmiyormuş? Gitmeyin. Hadi gitmesinler dedi. Yoruldum valla. Canlar bu da bizim Flensburg'umuzun imsakiyesi. Ben iki tane almışım. Bakın. Hırsız.
Fitreler 10 euroymuş efendim. Burada da yazıyor ki ey iman edenler, sizden önceki ümmetlere yazıldığı gibi sizin üzerinize de oruç tutmak yazıldı. Farz kılındı. Olur ki bu sayede takvaya erersiniz demiş efendim. Sonra gene kim Allah-u Teala yolunda bir gün oruç tutarsa Allah onun ateşin, Allah onunla ateşin arasına, genişliği sema ile arz arasına tutan bir hendek kılar. İlk orucumuzda akşam 8'i 6 geçe Flensburg'da, Almanya'da Flensburg'da ağzımızı kapatacağımızda 5'i 16 geçeye kadar da imsakımız var değerli dostlar. Şimdi Selma saat 5'e kadar uyumaz. Canlar ben işime koyuluyum. Kızlar. Hey ya, öldürdü beni yine önce ya. Önce Lidl'den ben biliyorsunuz mutfakta kıyafet falan göstermeyi pek haz etmiyorum. Böyle bir leggingsler vardı. Bana da ihtiyacı vardı. Bir Oldun tane mu? Kendime leggings aldım. Alt euroydu galiba. Değerli evet, dostlar. Fişini unuttum. Alt euro. Alt euro. Onu oraya koyayım. Aradın mı bulunmaz. Türk marketinden aldıklarımı göstereceğim. Anladım, öncelikle öyle. Kızlar azıcık baklava aldım. Şu kadarcık şeyi attı da. O yüzden hemen tabağın içine koydum. Şöyle kaseye. Göstereyim. Kaseye koydum. Onu da şöyle alacağım. Evet. Hah, oraya koyalım. Tamam. O yüzden onun içine koydum. Daha ne aldım? İki tane parmak sosislerden aldım. Şöyle göstereyim bacılarım. İşte böyle bakın. İki tane parmak sosis. Bir tane böyle sosisle. Pınar sosislerden aldım. Efendim? Hiç durur muyuz? Hemen iki tane daha fındık aldık. Değerli dostlar. Bol bol fındık yeriz. Orçun da giderken yanında götürsün diye. Bunlar da 5 euroydu. 10 euroya da bu ikisine verdik. Efendim burada da 9 euro 79'luk tavuk göğüslerimiz var. Bir tane üçgen yufka aldım. Sigara böreği yapalım. Evet Tuğçe çünkü sigara böreğini çok seviyor. Yufkası da o kadar güzel ki kızlar yumuşacık. Taze geniş. Valla bunun fiyatı da 1.69 ya da 1.79'du yanlış hatırlamıyorsam. Ama şöyle diyeyim de reklam yapmayın kız. Yine sorarsanız yazarım size. Çok güzel bir yufka. Bir tane sahur de bundan aldım. Efendim bir tane süt diyarının yoğurtlarından aldım. Bunlar da 1.80 falandı zannedersem. Evet doğru. Ondan sonra bir tane yeşil biber aldım. Bir tane kırmızı biber aldım. Değerli dostlar Ercan dedi ki Selma dedi şimdi ben çorba falan pişireceğim. Değişik çorbalar yapıyoruz da. Çocuklar çorba içince yemek yemiyorlar. Doyuruyor, çorbayla doyuruyor. Ben de şimdi yaptığım zaman da çorbalardan fazla yapıyoruz. İster istemez kalıyor. Ercan dedi ki böyle çorbalardan alsana Selma dedi. Bir domates, iki tarhana, iki domates istediler. Tarhana bunları çok aldım. Bunların tanesi de 35 centti. Aslında bunlardan var ya çok çok almak lazım. Ercan çorba. Ama gerek yok biz evde de yapıyoruz öyle çorba. Öyle demiyorum hayatım. Bir dinle bir kere beni ya. Çorbaya ekmeğe bandır doyarsın. Zeytinyağına neyine ihtiyacınız yok ha? Efendim. Evet Ercan. Hurma. Ucuz hurma aldık. O Ercan bana çok ısrar etti. O 12 euroluk hurmadan dedi Selma al dedi. Vallahi biz de efendim bu datenin 400 gramlık olan hurmalarından aldık. Bu da vallahi unuttum kız fiyatını. Bu da 3.49 öyle bir şeydi. En ucuz hurmadan aldık. Aman dedim ondan alalım bir şey olmaz dedim. Valla ben ne bileyim ben iyisinden aldım ama istemedim. Yani paşa gönlü bilir. Dur bakalım karışmasın diye. Şey aldım. Sirkeyi göster. Göstereceğim. Elma sirkeyi. Şu kadar salatalık aldık. Türkiş salatalık. Efendim buraya da 3 euro para verdik. Şöyle göstereyim. Bunu da Türk marketinden aldım. Evet. Bir tane gene aynı deminkinin üçgen yufkanın markasından... baklavalık yufka aldım. Şöyle diyeyim canlar. Kız ev baklavası. Şöyle baklavalık. Ya. Ercan ben elimde de açıyorum da Ercan dedi, aman dedim kim uğraşacak Ercan yani. Hazır yufkadan alayım da dedim. Ben güzel yapıyorum hazır yufkadan. Hazır yufkadan bir tane de bunu aldım. Ya, kendin yapacaksın kendin. Bir de Türk marketinden böyle ufak domatesten aldım. Akşam çocuklarıma yaparım yerler diye. 2 euroya da bunu verdik. Bir tane biliyorsunuz elma sirkem kalmamıştı. Size de söylemiştim. Elma sirkesi aldım. Bu da 1.69'du galiba. Bu elma sirkesi çok güzel oluyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Efendim bir tane de çebelin yeşil zeytinlerinden aldım. Bu da 4 euro. Zaten üzerinde fiyatı yazıyor.
Evet. Bir de ben şu Uludağ gazozları çok seviyorum. Bir tane portakallısı galiba evet, bu. Bir evet. Bir tane portakallısı. Ercan'cığım fiyatı kaç liraydı? 3.50. 3.50 efendim. 6 tanesi. Bir tane de beyaz gazozlardan aldım. Ramazan olunca gazozlar da güzel oluyor kız. Her şeyden ziyade Türkiye'nin evet. kokusunu andırıyor. Türk kokusunu andırdığı aynen için öyle. Bir tane de bu beyaz gazozlardan. Ha tabii Ercan sana kalır mı derseniz maalesef. Talha'dan koku, kalmaz. Selma'dan da kalmaz. Canlar zannedersem Türk marketinden aldıklarım bu kadardı. Evet Selma. Oradan Lidl'e gittik değerli bacılarım. Maşallah bugün de makine gibi ha hızlı hızlı blok Ercan, doluyor ya. Ercan blok doluyor. Evet. Bir tane bu kaşar peynirlerinden aldım. Bir tane Lidl'den şu aynen. ayranlardan aldım. Tarhoş beyaz. Ondan sonra Lidl'den aldıklarım değerli dostlar bu kadardı. Koştur koştur Aldi'ye geldik. Aynen öyle. Aldi'den şu kadar elma aldım. 2 kilo. Çünkü ben elmayı çok seviyorum. Böyle akşam şeylerde kahvaltını falan yanında yemesi de güzel oluyor. Bir de orucu açtıktan sonra da benim canım elmayı çok ister. Geçen sene de öyleydi. Bir de yoğurt almıştın anne Arpakal'dan. Ha, onu da göstereyim. Onu gösterdim Tuğçe. Bir tane elma aldım. Aldi'de. Bir tane havuç aldım. Havuçlar 1.29'da zil çaldı Ercan. Elmalarda 2 euro 59 centti değerli bacılarım. Ondan sonra bir tane gözlüğümü de takayım. Yakışmıyor diye gözlük takmıyor. Böyle baget ekmeklerden aldım Aldi'den. Bir tane yumurta aldım Aldi'den. 10 adet. Evet efendim. 2 tane mozzarella aldım. Kızlar canım kroson istedi. Bir tane de kendime kroson aldım. Yemezsin ki görürsün. Bir tane böyle şey bulaşık süngeri aldım. Bir tane pak papiye aldım. Valla 10 taneye yakın gene ekmek aldık. Bir tane süt aldık gönül dostlarım. Bir tane salatalık aldık. Ercan orada şey versene onu. Bir tane kornişon salata aldık. Kardeşim. 4 mü? 2, 4, 5 tane hayatım alsan kola. Orada. Tamam. 5 tane kola 5 aldık. Tane kola aldık. Efendim şunların ikisini. Aa, bunlar değişik değişik. 2 tane Aldi'de çilek aldım. 1.77 idi paketi. Bir tane de şeyden Edika'dan aldım. Bunu unuttum. Edika'ya da girdik biz. Hı-hı. Edika'dan da bunu aldım. Edika'daki de 1.77 falan. Zaten gösterdik. Görün dostlarımız görürler. Şimdi çocuklar seviyorlar yemeklerin yanında yemeği. Bir tane de Aldi'de. Haydil be ya. Böğürtlen mi diyelim? Kültürün hep beğenenler var ya efendim. Bir pakette ondan aldık ve çıktık geldik. Umarım şükürler, hepsini göstermişim. Şey bir de dondurma aldım. Ha bir de dondurma aldım. Buzluğa attım. Ercan'ın canı dondurma çekmiş. Kaktüs ice. Değerli canlar o buzluğa koyduk değil mi? Şey gemiyüzü. Ha, iki tane de gemiyüzü aldım. Yarın yemeğimi planladım kızlar. Şimdi de söyleyeyim. Etli patates yemeği söyleme yapacağım. Söyleme ya. Niye söylüyorsun? Arkadaşlar merak etsin. Görsünler. Onlar da yaparlar. Selma. Buzluktan et çıkarttım. Bugün alışverişe gitmeden önce güzel etli patates yemeği yapacağım. Yanına böyle garnitür yapacağım. Çorbamı yapacağım. Salatamı yapacağım. Size de çünkü siz beni izleyeceksiniz ya. Size de fikir olsun. Siz benden bir gün önce yaparsınız. Beraber yemiş gibi oluruz. Bunları da diyeyim değerli bacılar. Market alışverişimiz böyleydi. Ercan toplam buraya biz kaç lira para ödedik? 150 kağıt. 150 euro şu gördüğünüz yere biz para ödedik değerli dostlar. Aynen. 150 euroluk alışverişi yaptık. Şimdi bir de şöyle bir bakın yemeklik ne var? Yemeklik her şey var niye olmasın? Yemeklik yok bir tavuk göğsü var sus Selma. Olsun Ercan sosis falan yani zeytin var. Neyse videomuz da olmasın değerli bacım. Ya normal. Normal. Bizim market alışverişimiz buydu. Elimizden geldikçe sizlere bir şeyler gösterdik. Ben şimdi bunları kaldırayım. Çocukların karnını Ercan'ın önce küçük büyük çocuğumuzun karnını doyuralım. Ondan sonra da akşam sahura bir şeyler hazırlayacağım. Allah nasip ederse sahurumuzla da kapanış yapalım mı? Hadi değerli dostlar sahurda buluşmak üzere. Allah'a emanet tamam. olun. Fırını yaptım. Hayırlı sahurlar olsun efendim hepinize. Vallahi ben kalktım değerli dostlar. Çocuklar uyuyor. Tuğçe de bana yardıma geldi. Kusura bakmayın çayın sesi. Bizim burada saat 1.30. Anca dedim kalkayım bir şeyler hazırlayayım dedim. Benim orantı oruç tutacaklar. Mecbursunuz değil mi? Ama var ya ben hiç uyumadım değerli dostlar. Bir direk uyku uyumadım. Oturdum bekledim.
ne bileyim böyle içimde kıpır kıpır, hani böyle zilin çalacak da yemeğe, kahvaltıya bir misafirin gelecek ya, aynı öyle bir durumdaydım. Ben böyle mübarek günlerde hep bir heyecan olur, böyle içimde bir kıpırtılar olur. Neyse kızlar, düştü çene. Şimdi ben yumurta haşlayacağım, yumurtayla başlayacağım. İlk günü böyle hafif bir soframız olsun. Haydi dedim, bismillahirrahmanirrahim. Kurban olduğum Allah'ın herkesin sofrasına halil İbrahim bereketi versin. Kurban olduğum Allah herkese bol bol rızıklar nasip etsin. Canlar, ben yumurta haşlarken içine bolca tuz atıyorum. Tuzu niye atıyor biliyorsunuz mu? Yumurtaları soyarken siz söyleyin, kolay çıkıyor kabukları. Tavsiye ederim. Böyle şöyle de karıştırayım. Heh. O tuzlu suda haşlansın yumurtamız. Şimdi ben ne yapacağım? Yumurtamı koydum, haşlanıyor. Bu da bitti artık. Bunu çöp atacağım. Fırınımı yaktım. Ekmeklerimi ısıtayım. Biraz ekmeğim var da acaba diyorum, iki paket mi ısıtsam? Çok olur mu? Kararsızım ama yine de ben ısıtayım. Ne olur ne olmaz değil mi canlar? Bu bıçakla açamayacağım. Böyle fırınıma da ekmeklerimi koyayım. Bu kadar yeter, o ikisi kalsa mı kan? Sen bilirsin. Hani yarın herkesin ağzı kapalı ya, olacak ya. Aynen. Neyse hadi onu ısıtak. Neyse benim elim durmasın. Evet, heh. Ekmeklerimizi de koyduk canlar. Bunlar da çöp. Şimdi ne yapacağım? Bir tane sosis kızartacağım. Yumurta haşlayacağım. Zeytin, peynir. Böyle peynir çeşitleri, domates, salatalık. Çok şükür, elhamdülillah. Yeter kızlar. Öyle değil mi? Şimdi çayım da kaynadı. Ben bunlara hazırlayayım. Bloğum zaten doldu doldu. Biraz hızlı hızlı yapayım, hazırlayayım. Gene şuraları doldurunca beraberiz. Evet canlar, ben hazırladım. İlk sahurumuzu Allah'ımın izniyle Rabbim nasip etti değerli bacılarım. Gelin valla çok abartılı bir şey hazırlamadım. Çocuklar istemedi. Yumurtamızı açladık. Peynir çeşitleri böyle domateslerden koydum. Biraz meyvelerden yaptık. Burada da sosisimi pişirdim. Kıymetli bacılarım, altını kapadım. Sosisimiz tamam. Çayımı da demledim. Ne yapacağız? Evdekileri uyandıracağız. Davulram uyandırayım. Türkiye'mizde oluyor ya, tanda da tandan diye. Ya da ne yapayım? Bir güzel ilahim atsam bu sefer de telif olur kız. Ah şu telif olmasa ne güzel değil mi? Şey, böyle ilahi eşliğinde çocuklarımızı uyandırırız. Ben şuradan sesleneyim benimkiler. Orçun hazırız. Orçun'a seslenin. Ercan'dayız. Ercan hadi kalk. Efendim. Hadi hadi. Efendim deme. Talha uyuma sakın. Şimdiye kadar uyumadı, şimdi uyuyor. Zulenaz hadi. Talha uyumadı, uyumadı. Şimdi hadi Talha diyorum, orada battaniyeyi almış uyuyor. Şimdiye kadar oturuyordu. Zulenaz kalkın kızım, her şey hazır. Soğumadan gelin. Yemek hazırsa gelin. Hazır Ercan, hepsi hazır. Değerli dostlar, benim de şimdi uykum geldi, gördünüz mü? Elma, elma, hepsi hazır. Hazır Ercan'cığım, hazır. Hadi gelin, sizi bekliyoruz. Ercan, Talha'ya bak söyle, uyuyacağım diyor. Yemeden tutacakmış, o tutamaz o zaman. Olmadı, olmaz. Babası gel babam, hadi gel, yürüyoruz yarın da, gel. Hadi annem bak, ben senin gel, için uyumadım. Come on. Hadi aşkım, ocağımız da kirlendi. Şunda zaten tabaklarını alırlar. Hadi gelin, bence çayları dolduruyorum. Evet. Canlar işte böyle bakın. Sadece. İlk günümüz. Ya değil mi? Beklenen misafir geliyor. Hayırlısı. Aha, geliyorum Selma, geliyorum. Seni demiyoruz Ercan. O da kendinden zannediyor. Kızlar uykuda bastı mı bana? Bir de bugün erkenden kalkmıştım. Ha, bu güzel günü erkenden değerlendirmek istemiş. Gel annem, gel aşkım, gel. Talhoşum gel. Canlar ben kalktım ama... Yatacağım, 3 saat sonra yine kalkacağım, işe gideceğim. Şu karnımı doyuruyor, şu Ramazan ayında. Ay beni özlemişsin. Özlemişiz ya, vallahi Rabbi barik Ramazan. Gece yemeği çok özledim ya. Değil mi Ercan? Vallahi. Gece, sen şimdi Ercan 2 saat sonra mı kalk gideceksin? 3.
3 saat sonra Ercan gidecek. Bir şey yollayacağız Allah'ın izniyle. Evet, evet. Değerli gönül dostları. Valla bizim kahvaltımız, sahur yemeğimiz işte böyleydi. Hani çok abartılı gönül dostları. Bugünlük bizden bu sahurumuzda böyle olsun. Aslında demin dedim ya benim hamurum vardı. Böyle minik pizzalar yapacaktım. Ercan dedi ki Selma dedi çocuklar da istemediler. Ya rahat susarız sofralar içeriz. Onu da biraz midemiz alışsın. Ondan sonraki sahurlarımıza kalsın dediler. Ercan hiç beklemez. Orçun vlogun kapanmasını bekliyor. Suudi Aralık'ta bekliyor. Tuğçe bana telefon tutuyor. Ama biliyor musun ben... Aman sen, koca bebeğim sen ye, aman biz yemesin. Bu çocuk yesin bu çocuk. Ha bu çocuk yesin efendim. Evet değerli gönül dostları. Bu bir sahur akşamından, ilk sahur akşamımızdan sizlere elveda diyelim. İftarda görüşmek üzere diyelim. Allah'ım tekrardan diyorum hepimizin evine bolluk, bereket versin. Kurban olduğum amin, Allah. Hepinize hayırlı sahurlar olsun. Evet. İnşallah iftarda da beraber oluruz. Buradan gitmeden kızlar kanalıma abone olun. Like'la, yorumlarınızla, desteklerinizi esirgemeyin bizden. Haydi bir dahaki vlogda görüşelim. Sizi en güzel olan Yüce Mevlam'a emanet ediyorum. Hoşça kalın dostlar. Hoşça kalın. İftarda görüşmek üzere. Görüşürüz.